Karanlığın vazgeçilmesini. Bir kılıç, iki koltuğu. En büyük olmak için kılıcın olması lazım. O da karanlık hayattayken kimsenin kınına girmez. Yanındaki kılıç büyük bir kabadayı olurdu. Ama cezaevinde çürürdü. Her halükarda savaş başladı. Savaşları ben başlatırım, ben bitiririm. Biz nasıl pozisyon alacağız? Konseyde söz hakkı vardır. Ama uluslararası konseyde de dengeler her şeyden önemlidir. Ben kendi konseyimde kimsenin dengeleri bozmasına izin vermem. Amerikalılar sizinle görüşmek istiyor. Benim için nereli olduğu önemli değil. Ne kadar oluyor? Kim yapmış operasyonu? Bilgi alamadım. Bildiğimiz bir yer değil. Bildiğim bir yer değil. Yapmamı istediğiniz bir şey var mı? Bil. Şahin'den bir talepte bulunmuştuk. Ve talebimizi yerine getirmemişti. Bütün hesapları kapat kılıç. Hakim olmadığımız yer bizim değildir. Büyük devletler küçük devletleri nasıl yönetir biliyorsun kılıç. Krizle. Altta daima kriz olacak ki üst daima kurtarıcı olarak görülsün. Bu kumarhanede ne çok kazanan ve kaybeden. Sadece kumarı oynatan kazanır kılıç. Sadece kumarı oynatan. Bak, Çakır küçük ölçekli bir adam. Ama tombalacı konsey üyesi. Piyonu kolayca veririz. Ama fil giderse yarın sıra vezire gelir. Peki, fil verip vezir alsak? Benim artık tombalacıya hiç güvenim kalmadı. Bu kazanın altından kalkamazsa işi bize kadar getirir. Biz bize kadar getirmeyiz. Hem oğlumu benden çalıyorlar hem de verme vaadiyle bütün hayatımı istiyorlar. Ben hayat alırım, hayat vermem. Ben bilmediğim şeylerle uğraşmak istemiyorum. Başka? Çakırı bitirdin mi? Sıradaki mesele dedim. Eskiden nefret ederdim bu vakıf işlerinden. Şimdi bir de oturup konuşma mı hazırlayacaksın? Sen o konferansta uyurken ben yaptığım konuşmalarla ülke yönetiyorum kılıç. Ayrıca tezlerim üzerine tartışılmasından da çok hoşlanıyorum. Amerikalılar da çok hoşlanıyor. Ama Ruslar nefret ediyor. Bunu söyleyen başka biri olsa güler geçerim. Ama tehdit eden Rus'sa, Rus silahından kurşun sesinden çabuk gelir. Çakır tombalacının peşinde. Tombalacı Lazya'nın peşinde. Lazya hepimizin peşinde. Müttefik Hüseva Necmi'nin peşinde. Trak konseyinde bile bu kadar çatışma yok. Ben artık konseyimde ya da yaşadığım şehirde çatlak ses istemiyorum kılıç. Gidip bitireyim mi işini? Ne oldu size böyle? Çocukluğunuzu mu özlediniz? Kimse gelip buraya seni tehdit edemez. Bu dengeler
Bizim dengelerimiz mi? Bize karşı hazırlanan dengeler mi? Terazinin iki tarafında neyin durduğunun önemi yok. İki kefeyi tutan demir önemli. O demir de benim. Peki nasıl böyle bir şeye cesaret ediyorlar? 30 yıldır bu işin içindeyiz. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bir işe ya başlarken ezerler ya da başındayken ezerler. Burası Baba Ali. Sen buradan dünyayı yönetiyorsun. Yeniçeri ağaları kapına dayanmışlar. Sadrazamının kellesini istiyorlar. Sen onlara biraz daha yok dersen isteyecekleri kelle bellidir. Oyun kilitlendi. Hangi taşı ileri sürdüysem karşı tarafta onu sürdü. Bizi çok iyi tanıyor olmalılar. Beni çok iyi tanıyorlar. Beni senden iyi tanıyan kim var? Annem. Allah için annenden korkarım. Delikanlı. Burada sadece gerçekler konuşulur. O zaman dinliyorum sizin gerçeklerinizi. Burada benim gerçeklerimin önemi yok. Gerçek şu ki... sen... Anlamadım. Biz Polat'ı ne diye çağırdık, sen ne dedin? Kılıç, üstüme gelme. Üstüne geldiğim yok. Tester ölmedi dedik. Polat daha bir şey söylemeden sen Tester'in ölümünü kabul ettin. Beni öldürdüğü için tebrik ettin, taltif ettin. Burada sana ve bana saygısızlık yaptı, göz yumdun. Benim kararlarımı mı sorguluyorsun Kılıç? Hayır, soruyorum. Neden? Anlatacak mısın? Neyi? Ne olur bana bunu yapma. Benim gördüğümü sen de gördün. Benim işittiğimi sen de işittin. Üç kere hapşırdım. Alerjisi vardır, griptir, ne bileyim. Herkes hapşırabilir. O kadar sormak istedim ki. Hep üç kere olmuyor değil mi demek istedim. Evet cevabını duymak istedim. Evet sadece hapşırdım. Seninle hiçbir alakası yok hapşırmamın demesini o kadar bekledim ki. O yüzden mi canını bağışladın? Evet deseydi dünyaları bağışlardım Kılıç. Of Karahanlı. 30 yıldır kaçtığın her şey bugün evinin içinde. 30 yıl önce bir kez daha oflamıştın. Yüzünden kan akıyordu. Ben olsam Karahanlı'nın yerinde kılıcı bir gün yaşatmam. Niye? O yüzündeki çizgiyi gördükçe her gün oğlumu hatırlarım. O yüzden yaşatıyor demek ki. Unutmamak için. Canınızı sıkmak istememiştim. Ne 30 yıl önce, ne bugün. Beni birisi öldürmek istemiyor, öyle değil mi? Evet. Her ne kadar başaramadıysa da benim güç kaybettiğimi düşünüyorum. Öyle değil mi? Herhalde öyledir. Neden düşmanıma güçlü görmeyeyim ki? Gelsin, parçalayayım. İki kişi var konseyde görmek istediğim. Birincisi Nedim Malik, ikincisi Tuncay Kantarcı. Bunlar zaten bizim içimizde. Bizden olan insanlar.
İsmet Paşa, İstanbul dururken Ankara'yı neden başkent yaptınız sorusunu soranlara, senden yana olanlara bir şey vermezsen neden senden yana olsunlar demiş. Madem Polat Alemdar'ı konumlandırmayı düşünüyorsun, neden konseyini almıyorsun? Bana maşa lazım. Ateş değil. Beni dokunulur kıldınız. Önce derginin kapağı, sonra bu gazete. Artık Mehmet Karahanlı insanlar için sıradan bir iş adamı. Korkulan, dokunulamayan, ulaşılamayan bir baron değil. Bir harbin içindeyiz. Bak, savaşın içinde kurşun da değecek, çamur da sıçrayacak, kan da bulaşacak. Bunu engellemenin bir yolu yok. Harpleri ben başlatırım Kılıç. Kurşunun yönünü ben söyletirim. Çamuru ben hazırlarım. Üstüme kan bulaşacaksa kan gölü yaratırım, onun içinde yıkanırım. Bizi adliyenin önüne dikip küçültmek istiyorlar. Savcı ifade alacaksa buyursun gelsin alsın. Öyle bir uygulama yok Kılıç. Mehmet Karahanlı'nın da gidip ifade vermesi gibi bir uygulama yok Nizamettin. Hüsrev Ağa bizi sattı patron. Fevri davran. Hüsrev Ağa gelecek, anlatacak, biz de dinleyeceğiz. Göz göre göre gitmesine müsaade mi edeceğiz? Henüz bir tavır göstermiş değil. Henüz rest demedi. Rölens dedi. Onun eli güçlü. Ama kumarı oynatan benim. Sizin için kimi harcamadı Allah aşkına Hüsrev Ağa? 30 yıl içinde ters baktığınız kimi yok etmedi? Ters baktığımızı yok etti. Sağ olsun. Bize ters bakanlar sağ. O kör testerene benim profesörlerimi kestirmedin mi? Eline geçen her fırsatta beni alaşağı etmeye çalışmadın mı? Seni baron yapan kim? Önce onu söyle. Seni kim tanıyor? Sen çiftlikte at tımar ederken biz insan tımar ediyorduk. İhanet seni baron yapanları içe saymaktır. Karanlı, bu işler Kılıç'tan yapar. Kılıç kimin elindeyse hükümdar olur. Safiye ile gelen kart bununla mı ilgili? Cevabını alamayacağın sorular sorma Kılıç. Sadece ikimiz gideceğiz. Beni söylediğim yere bırakacaksın. Ondan sonrasında tek başıma olacağım. Bunu yapma. Yapmam gerekenleri yapmadığım için bunu yapmak zorundayım. Allah aşkına bana bunu niye anlatmıyorsun? Mehmet, ben senin kardeşin değil miyim? Belki dönünce. Karahanlı'ya neden baron dediklerini biliyor musun? Sizin yakın dostunuz olduğunu biliyorum ama neden baron diye hitap edildiğini bilmiyorum. Karahanlı'dan sonra Türkiye'yi elimizde tutmak mümkün olmadı. Onun boşluğunu ne Türkiye'den seçtiklerimiz ne de Amerika'dan gönderdiklerimiz doldurabildi. Karahanlı gerçek bir baron gibi bütün bölgeyi avucun içine almayı başarmıştı. Burada bekleyin. Ben seni ararım Kılıç. Git sen. Thank you.
His habere sunstus est, nekenes habere sunstus est. Evinize hoş geldiniz efendim. İş adamı Karaanlı'nın aldığı çok sayıda bıçak darbesi sonucu yaşamını kaybettiği tespit edildi.